Evet, güncel yorumla karşınızdayız şimdi. Yanımızda gazeteci Fehim Işık var. Hoş geldiniz. Günaydın diyelim ayrıca. Şimdi sıcak başlıkla başlayalım isterseniz. Haberimize de verdik biz, Türk askerinin Cerablus'a girdiği iddiası. Bu iddiayla ilgili olarak sizin elinizdeki bilgiler ne? Onu bizimle paylaşabilir misiniz diyelim. Türkiye'nin hala güvenli bölge planı yürürlükte mi diye de soralım. Yani şöyle diyeyim, dün henüz bu iddia somut olarak konuşulmadan önce köşe yazımı kaleme almıştım. Türkiye'nin yeni Rojava planı diye. Evet, biz de paylaştık. Aslında Türkiye'nin yeni bir Rojava planı var. Yani o plan dahilinde uzun zamandan beridir yürüttüğü çabalar var. En başta gelenlerden biri bu planın uluslararası meşruiyetini, daha doğrusu Rojava'ya girişin uluslararası meşruiyetini oluşturmak için 1926 Ankara Antlaşması'nı gerekçe ediyor ve sınırın 150 kilometre 150 metre kadar içerisinin Türkiye'ye ait olduğunu, yani demir rayının 150 metre altına inme iddiası var ve bu konuyla ilgili Cizre'nin karşısındaki Cizir kantonunun Rojava, pardon, Derik bölgesine, hakeza Kamışlı civarında, yine Telabiyat civarında ve Kobani civarında bunu yapamıyor, ama onun dışında Cerablus'ta da benzeri bir hamlesi var. Yani 150 metre kadar içeriye girme. Tabii tek bu değil. Yani yine Afrin'e dönük bugünlerde yoğun, özellikle Sultan Murat Tuğaylarının öncülüğünde bir askeri hareketlilik var. Yani o Halep'in kuzeyini sivillere dönük yasak bölge ilan etmesi, işte o bölgeye El-Nusra, Ahrar-ı-Şam ve benzeri örgütlerle birlikte gelmesi, aynı zamanda bunların Türkiye ile de ilişkilerinin uzun zamandan beridir konuşulması, özellikle Sultan Murat Tugayları ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Türkiye tarafından da reddedilmemesi, oraya dönük yeni bir plan olduğu anlamına geliyor. Şimdi Cerablus'a gelince, dün geceden itibaren bu konuşulmaya başlandı. Yani bölgedeki yerel kaynaklar Cerablus bölgesine önce yoğun, daha doğrusu sınır bölgesine Türk tarafından önce yoğun bir askeri sevkiyat yapıldığını, hemen bunun akabinde mayın temizleme araçlarının bölgeye girdiğini ve mayın temizleme araçlarından sonra da 1000 civarında askerin Cerablus bölgesine geçerek batı yönüne doğru ilerlediğini, yani batı yönüne dediği de Afrin yönüne doğru ilerlediği, dolayısıyla oradan daha çok El-Nusra, Sultan Murat ve benzeri ÖSO gibi grupların denetimde olan bölgeye doğru ilerlediklerini, yani İŞİD'in olduğu yana değil de diğer tarafa doğru ilerlediğini yerel kaynaklar söylüyor. Tabii Türkiye'deki askeri kaynaklar bunu reddetti. Anadolu Ajansı yaptığına yapılan bazı kaynaklar salt mayın temizleme amacıyla olduğunu söylüyor. Ve bu mayın temizlemeyi de işte bölgede çatışmalar başladıktan sonra Suriye tarafındaki mayınların köylüler tarafından temizlenip tarıma açıldığı ve bununla ilgili güvenlik sağlamaya dönük bir çaba olduğunu söyledi, ama ben doğrusu bu kanaatte değilim. Yani tüm parçaları bütünleştirince, hele bir de Demokratik Suriye Ordusu'nun geçtiğimiz ay başlattığı bir operasyonla işte Teşrin Barajı'nı alıp Fırat'ın batısına geçmesiyle birlikte o bölgede çok yoğun iç içe geçmiş tartışmalar olduğu inancındayım. Yani şimdi oraya gelmişken ben de sorayım, barajı aldı. Kasabada da kontrolü sağladı Demokratik Suriye Ordusu. Nedir durum? İlerleme devam ediyor mu? Çünkü bir sonraki hedefin Minbiç kasabası olduğu belirtiliyor. Bir de şöyle tartışmalar var. Minbiç'i almak o kadar kolay değil. Yani şöyle diyeyim, eğer o bölgedeki siyasal sorunlar çözülürse, siyasal sorunlardan kastım da hem Rusya ve ABD'nin bölgedeki varlıkları, hem de bölge devletlerinin oraya bakış açılarındaki farklılıklar nedeniyle, başta da Türkiye olmak üzere, bunların yarattığı siyasal sorunlar çözülürse, hatta daha da geniş kapsamlı düşündüğümüzde, işte bu hafta sonu yapılması düşünülen 25 Ocak'ta yapılması düşünülen Cenevre 3'e dönük tartışmaları da bir arada düşündüğümüzde, oradaki sorunun esasen askeri değil, siyasi sorun olduğunu göz önünde getirmek gerekir. Yani daha açık söylemek gerekirse,
Fırat'ın batısına geçme esasen çok daha önceden, yani neredeyse 2015'in yaz ayının ortalarına doğru, yaz ayının sonlarına doğru askeri olarak hazırdı. Yani nasıl hazırdı? Tel Abyad alındıktan sonra Tel Abyad'ın güneyinde Rakka'nın hemen dibinde stratejik bir bölge olan Ayn Issa kasabası alındı. Ki bu kasaba Demokratik Suriye güçlerinden önce YPG ve YPJ tarafından alınmıştı. Hemen akabinde Demokratik Suriye ordusu, Demokratik Suriye güçleri oluşturuldu. Haseki'ye dönük geniş kapsamlı bir operasyon başladı. Ve onun peşinden Fırat'ın batısına geçmeye dönük askeri niyet ifade edildi Demokratik Suriye güçleri tarafından. Hı hı. Ama orada güçler, daha açık demek gerekirse, ABD ve Rusya çok ciddi anlamda problemler yaşamaya başladılar. Çünkü bir taraftan Rusya'nın bölgeye girmesi, Türkiye'nin Rus uçağını düşürdükten sonra Bayır Bucak bölgesinde, Azez bölgesinde yoğun hava operasyonlarına başlaması, diğer taraftan işte ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Haseki ve Rakka'nın kuzeyindeki bölgelere Demokratik Suriye güçlerine yoğun destek vermesi, bu operasyonun hangi güçlerin desteğinde yapılacağına dair bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Hı hı. Yani ABD ve Rusya orada... Bu destek sürecek mi? Şöyle diyeyim, yani desteğin kim tarafından tam olarak verildiği de henüz tam somut değil. Ama Tişrin'i aldıklarında ABD'nin desteği vardı. Hı hı. Fakat onun ötesine gittiğinde Rusya'nın da orada hedefleri var. Özellikle Rusya, Türkiye'nin Cerablus'a girme eğilimlerine karşı, yaklaşımlarına karşı çok daha somut bir kararlılık gösteriyor. Yani Türkiye'nin o bölgeye girip güvenli bir alan oluşturması da tamamen karşı çıkıyor. Hı hı. Ama ABD'nin aynı kanaatte olduğu inancında değilim. Yani ABD bir şekliyle Türkiye ile olan stratejik ilişkileri, NATO'dan gelen ortaklık nedeniyle Cerablus'a geçmesine ya da işte o bölgede bir güvenli bölge oluşturmasına, güvenli bir alan oluşturmasına Türkiye'nin tezlerine birebir uymasa bile kendi belirlediği sınırlar içerisinde bir alan oluşturmasına çok soğuk bakmayabilir. Hı hı. Dolayısıyla bu uzlaşmazlık haliyle gidip gelip o şeye teşrinden alındıktan sonra mümkünce ilerlemenin önüne engel oluyor. Hı hı. Yani ben şu anda Cerablus'a geçmesine dur mu diyecek ABD Suriye Demokratik Güçlerinin? Yani tam anlamıyla öyle de değil ama Cerablus'un YPG ve YPJ'nin içerisinde olduğu ciddi anlamda bölgede askeri kararlılık gösteren Demokratik Suriye güçlerinin tamamen denetimde olmasını istemiyor. Ama kendisinin birebir kontrol edebileceği, en azından Rusya'ya karşı bir koz olarak da elinde güçlü bir şekilde bulundurabileceği bir yaklaşım sergiliyor. Aynı yaklaşımın Türkiye tarafından da olduğu belli. Hı hı. Ve Türkiye dolayısıyla ABD ve Rusya arasındaki bu tam uzlaşamama halini kendi lehine kullanıyor. Hı hı. Yani bu rahatlıkla o bölgeye girip o bölgede mayınları temizlemesi, akabinde her ne kadar reddedilse bile bir grup askerin oraya geçtiğini ve hakeza yine Batı bölgesinde, biraz önce dediğim gibi, kendisine daha yakın grupların olduğu bölgeye doğru ilerlemesinin ben çok yabana atılır bir durum olduğu inancında değilim. Hı hı. Niye? Çünkü aynı zamanda bölgede ciddi bir yaklaşım içerisinde de, yani bunları yaparken bir taraftan da YPG ve YPJ ile karşı karşıya gelmenin altyapısını da oluşturuyor. Yani ta geçtiğimiz yılın sonlarından bu yana hem Cizir kantonuna, hem işte o Tel Abyad bölgesine, Grispi dediğimiz Kürtlerin Tel Abyad bölgesine ciddi şekilde taciz atışları var. Yani bu zaman zaman, hı hı, Kobani'de aynı şekilde oldu sınır bölgesinden. Hatta heyetler halinde bölgedeki, yani Cizir kantonundan heyetler gelip bölgedeki askeri karakol komutanlarıyla da görüştüler. Yani o heyetlerin iddiası şu, görüşen heyetlerin iddiası, yani sınır bölgesindeki askerler bölgenin taciz ateşine tutulması talimatının kendilerine direkt Ankara'dan geldiğini ve o talimat üzerinde bu yaklaşımları sergilediğini söylediklerini iddia ediyorlar. Şimdi tüm bunlar bize gösteriyor ki o bölgede hakimiyet kurma çabasında ya da işte deyim yerindeyse Suriye politikaları bir bütün olarak artık geri tepen, Suriye'de özellikle Rusya'nın girmesinden sonra da arzuladığı sonuçları alamayacağını gören Türkiye, kanaatim o ki Rojava'daki gelişmeleri tamamen kendi lehine olan bir tabloya getirmek için çaba harcıyor. Yani artık
tüm gücünü Rojava'nın, daha doğrusu Rojava'daki Kürt güçlerinin siyaseten belirleyici olmamasına dönük bir yoğunlukla engellemeye çalışıyor. Yani şöyle diyeyim, o bölgede Kürtlerin başından beri gösterdiği başarıyı bir şekliyle hem onları askeri anlamda provoke ederek, hem onların askeri operasyonlarının önüne engel koyarak, hem de Suriye'nin geleceğini kararlaştıracak siyasi masada olmalarını engelleyerek yapmaya çalışıyor. Yani tüm bu planlar bir bütünlük içerisinde, artık Türkiye'nin Suriye'nin bütününe değil de daha çok Rojava'ya dönük planları şeklinde görülmeli gerektiği inancındayım ben. Peki biz Demokratik Suriye ordusunun Teşrin Barajı'nı alıp Nimiç'e doğru ilerlediğini söyledik Cerablus için. Bir taraftan da muhaliflerin de orada ilerleyişleri var. Onlar da Mare üzerinden sanırım Cerablus'a ulaşmaya çalışıyorlar. O ne kadar gerçekçi olur? Yani o bölgeyi önce tarif etmekte yarar var. Yani Kobani ile Afrin arasındaki bölgede Cerablus var ve Azez var. O Azez Mare hattı dedikleri de işte Cerablus'a kadar olan bölge. Şimdi o bölgede Cerablus IŞİD güçlerinin denetiminde. Onun aşağısında Minbiç IŞİD güçlerinin denetiminde ve Fırat'ın daha alt bölgelerinden, bunların yine bazı bölgelerden Rakka'ya kadar uzanabilen bir hakimiyeti var IŞİD'in. Ama Halep'in kuzeyinde olan Azez ve Halep'in kuzey kısımlarındaki bazı bölgeler Özgür Suriye Ordusu, El Nusra, Ahrar-ı Şam, Sultan Murat Tugayları gibi yapılanmaların elinde. Ki bu yapılanmalarda, yani o Azez bölgesini elinde tutan yapılanmalarda Türkiye ile ve Suudi Arabistan, Katar gibi bölge devletleriyle çok iyi ilişkilere sahip. Şimdi o bölgelerde başından beri çok ciddi hazırlıkları var. Yani bunlar alan genişletmeyi ve mümkünse Cerablus'u tamamen alıp o Cerablus bölgesinde işte temizleyip kendi denetimlerini almak için çaba sarf ediyorlar. Yani Rusya'nın o bölgeye girişiyle birlikte, çünkü Rusya ABD'nin baktığı gibi bakmadı olaya. Örneğin ABD somut bir şekilde IŞİD'i terörist bir örgüt olarak değerlendirdi. Ama onun dışındakiler de IŞİD'e yöneldiği gibi yönelmedi. Ağırlıklı operasyonlarda IŞİD'e yöneltti. Ama Rusya o bölgede, özellikle o Suriye'nin Alevi bandı diyebileceğimiz Akdeniz kıyısındaki bölgelere tehdit oluşturabilecek tüm örgütleri, Sünni de olabilir, bunların dışında işte Türkmen örgütleri de olabilir, bunların tümünü terörist olarak değerlendirdi ve o bölgeye yoğun bir saldırıyla, hava saldırısıyla yöneldi. Yani Bayır Bucak bölgesinden tutun İdlib'e kadar, işte oradan Halep ve Halep'in kuzeyine de artık bundan itibaren bir şekilde daha yoğun saldırılar yaptığını görüyoruz. Türkiye'nin Cerablus'a geçtiğine dair eş zamanlı olarak Rus uçaklarının Cerablus bölgesini bombaladığına dair iddialar da yayınlanmaya başladı. Şimdi tüm bunları yan yana getirdiğimizde, o bölgedeki güçlerin ilerlemesini isteyen güçlerle Rusya gibi onların ilerlemesinin önüne geçmek isteyen güçlerin nihai anlamda sonuçtaki bakış açıları bir ve benzer değil. Yani mesela örneğin Afrin'e dönük bir basınç da var. Afrin üzerine bu Sultan Murat Tugayları, El Nusra, Ahrar-ı Şam gibi örgütler Afrin'i de basınç altına alıyorlar. Afrin'i de hatta öyle ki Afrin'in işgal operasyonunun bu güçler tarafından Türkiye destekli olarak sürdürülebileceğine dair iddialar da var. Şimdi buna yönelik Afrin kantonu da çeşitli kararlar aldı. Evet. Örneğin Afrin kantonunun İçişleri Güvenlik Sözcüleri yaptıkları açıklamalarda kanton üzerinden Suriye'den, yani daha doğrusu Afrin kantonundan sınır kullanılarak Türkiye'ye geçişini tamamen yasakladı. Evet. Halep'e gidiş geliş bölgelerini tamamen güvenli bölge olmadığını ve Afrin vatandaşlarının bu bölgelere geçişinin yasak olduğunu açıkladı. Herkese askeri bir hareketliğinde Afrin'de çok ciddi bir şekilde sürdürüldüğünü görüyoruz. Yani bu saldırıları önlemeye dönük. Dolayısıyla tüm bunları düşününce, evet, o bölgede sizin de sorduğunuz gibi o güçler, yani Ahrar-ı Şam, Sultan Murat Tugayları ve El Nusra gibi örgütler
Hazez üzerinden ve daha doğrusu Cerablus'a doğru da Afrin'e doğru da ilerlemeyi düşünüyorlar. Evet. Ama bu tabii onların planları. O planlarını yaşama geçirebilmeleri mümkün mü? Ben bu konunun o kadar kolay olduğu inancında değilim. Yani özellikle Rusya'nın oradaki varlığı ve bu güçlere bakış açısı onların istediklerini yaşama geçirme konusunda ciddi bir engeldir. Bir şey daha da burada belki hatırlatmakta yarar var. Burada o zaman ABD'nin tutumu mu belirleyici olacak? ABD ile Rusya'nın uzlaşması bir anlamda belirleyici olacak. Yani öyle bir hassas denge üzerinde ki ABD bir bütün olarak Rusya ile uzlaşmamış olsa bile her attığı adımda Rusya'yı hesaba katmak zorunda. Rusya her attığı adımda ABD'yi hesaba katmak zorunda. Yani çok daha bariz denirse şimdiye kadar hep derdik aslında Suriye'de yaşanan bir vekalet savaşıdır. Ama artık o vekalet savaşının tarafları çok açık bir biçimde sahada. Yani Rusya ve ABD'nin oradaki varlıkları, işte uluslararası koalisyon güçlerinin oradaki varlıkları. Ama bu bir daha önceki yıllarda olduğu gibi değil. Yani onlar nihai çıkarlarının en nihayette uzlaşmada olduğunu da farkındalar. Yani ABD ile Rusya'nın asıl aktörler olarak bölgede askeri güç bulundurması, havadan o bölgeye girmesi uzlaşmama durumunda ortaya çıkacak felaketin nasıl olduğunu da bize gösteriyor. Ama bölge devletleri burada ne kadar etkin olabilir? Bölge devletleri işte ABD ve Rusya bölgede bu kadar somut bir biçimde durmazken kendilerine yakın güçler aracılığıyla bölgedeki varlıklarını sürdürdüler. Akabinde kendileri işte Türkiye'nin güvenli bölge oluşturma amacıyla o bölgeye geçişinde gördüğümüz gibi açıktan o bölgeye girmeyi hedeflediler. Ama artık görünen şu, bölge devletlerinin konumu da esasen hangi gücün yanında durduklarına dair bir yaklaşımla kendini belli edecek. Ama bir küçük hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Yani şimdiye kadar o bölgede çokça örgütten söz ettik. El-Nusra, IŞİD, bilmem işte Ahrar-ı Şam, Fethiye Ordusu vesaire falan filan. Ama ben bunların içerisinde özellikle son dönemlerde adını sıkça duymaya başladığımız Sultan Murat Tugaylarının ve Abdülhamit Han Tugaylarının daha ayrı yerlere konulması gerektiğini düşünüyorum. Siz bugünkü yazınızda da Türkiye'nin bu grupla yakınlaşacağını yani yalnız Türkiye'nin değil. Benim kanaatim o ki o ABD ile sürdürülen bir Eğit Donat projesi vardı. Hatırlarsanız daha sonra ABD bu projenin başarılı olmadığını ve durdurulduğunu açıkladı. Ama o Eğit Donat projesi döneminde bölgeye geçen Eğit Donat'la bölgeye geçen güçlerin önemli bir kısmının El-Nusra tarafından teslim alındığını ya da silahlarına el konulduğu gibi şeyler söylendi ama bu sanırım biraz da belki o Sultan Murat Tugaylarının oradaki gelişimini maskelemeye dönük geliştirilmiş bilinçli iddialar gibi geldi bana. Yani bugün gördüğüm o Sultan Murat Tugayları içerisinde çokça Türkiye'den gidip katılan milliyetçi Türkler olduğu ifade ediliyor, iddia ediliyor. Hakeza yine yerel kaynaklar Türkiye'den bazı askeri elemanların da bu Tugaylar içerisinde olduğuna dair ciddi iddialar paylaşıyorlar. Yani ben bunların tamamen ABD'den bağımsız bir şekilde gerçekleştiği inancında değilim. Yani ABD ile birlikte o Eğit Donat projesi döneminde oluşturulan, güçlendirilen ve sahada giderek etkin kılınmaya çalışılan bir güç olduğu inancındayım Sultan Murat Tugaylar'ın. Dolayısıyla bugünden itibaren bu tür örgütler aracılığıyla yaptıkları askeri hareketlilikleri işte daha rahat savunabilecek durumda olurlar. Yani örneğin El-Nusra'yı savunamıyorlar çünkü El-Kaide'nin bölgedeki temsilcisi ve tüm dünyanın El-Kaide'ye bakış açısı belli. İşte IŞİD'le çok ileri düzeyde ilişkiler geliştirdiler ama en nihayetinde IŞİD'in dünya kamuoyu önündeki yaklaşımları, IŞİD'in nasıl bir ceberut terör örgütü olduğu belli. Ahrar-ı Şam radikal İslamcı bir örgüt ve dolayısıyla o bölgede bu yaklaşımları Ahrar-ı Şam gibi örgütler üzerinden de sürdürebilmek mümkün değil. Her ne kadar Ahrar-ı Şam Cenevre toplantısına Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katkısıyla davet edilmek istense bile en nihayetinde biliyoruz ki o bölgelerde bu örgütlerle iş yapabilmeleri çok olan değil. Ama Sultan Murat Tugayları gibi örgütlerle veya kendi kontrollerindeki yapılanmalarla o bölgede daha rahat adım atabilirler ve bunu giderek ön plana çıkaracak yaklaşımlar geliştirebilirler. Ama tabii şunu da kabul etmek gerekir. Tüm bu hesaplara rağmen orada rüştünü ispat etmiş, işte Kobani
düştü düşecek denilmesine rağmen Kobani'yi özgürleştirmiş, Yetmez Tel Abyad'ı özgürleştirmiş, Haseki'nin önemli bölgesini ta Rakka'nın diblerine kadar gelmiş, Tişrin Barajı'nı almış, YPG ve YPC'nin de öncülük ettiği hiçbir şekilde dışlanamaz bir askeri güç olarak Demokratik Suriye güçleri var. Yine Riyad Konferansı'yla eş zamanlı olarak Tel Abyad'da yapılan Demokratik Suriye Konferansı'nda katılım göstermiş ve Suriye'nin önemli bir bölümünde siyaseten ağırlığı olan daha çok sol, sosyalist, liberal güçlerin Arap, Sünni, Şii ya da işte Alevi, Türkmen, Ermeni, Süryani fark etmez birçok geniş kesimin katılımıyla yapılmış Demokratik Suriye Konferansı'yla ortaya çıkmış bir yapılanma var ve tüm bunları yan yana getirdiğimizde bu hesapların çok kolay yaşama geçebileceği inancında değilim ki zaten Cenevre 3'e giden tartışmaların temelinde yatan etkenlerden biri de kanaatimce bu. Şimdi bu Cenevre 3'ü de biraz konuşalım isterseniz, haftaya pazartesi Suriye'nin geleceğini konuşmak için yeniden masaya oturacaklar. Başbakan Ahmet Davutoğlu Londra'da bu konuyla ilgili sorulara yanıt verirken PYD'nin barış görüşmelerine katılamayacağını, çünkü PYD'nin Esad rejiminin suç ortağı olduğu yönündeki ifadeleri dikkat çekti. Ne dersiniz? Yani bu yaşanan tartışmalara nasıl bir boyut kazandıracak? Başka bir şey diyeyim. Yani PYD Parti Meclisi'nin henüz biz yayına girerken basına yeni düşen bir toplantı sonuç bildirgesi vardı. Orada PYD Parti Meclisi'nin dikkat çektiği bir yaklaşım vardı. Yani son bir hafta içerisinde bazı taraflı olduğu çok bariz olan, yani daha çok işte Suriye Ulusal Konseyi'ne bağlı ya da işte farklı şekillerde Suriye'nin bu radikal yapılanmaları olan örgütlere ya da işte Katar merkezli, Türkiye merkezli çeşitli adı insan hakları örgütü olan örgütlerin raporları var. Yani örneğin bu raporlarda PYD'nin Suriye'de Rojava bölgesinde çok ciddi katliamlara yöneldiği yazılıyor. Yani hiçbir şekilde tabanı olmayan, tek bir görüntüyle ispat edilemeyen, işte bölgeyi insansızlaştırdığı, Arapsızlaştırdığı, PYD'li olmayan tüm herkesin bölgeden çıkarıldığına dair. Yine hakeza işte Türkiye'de Başbakan Davutoğlu'nun da İngiltere'de dediği gibi ki uzun zamandır dillendirdiği bir şey var. Suriye'de Esad rejimiyle çok ciddi diyalogların olduğu ve işte PYD'nin Esad rejimi yanlısı olduğuna dair iddialar da var. PYD Parti Meclisi toplantısı sonuç bildirgesinde bunlar değerlendiriliyor ve açık bir şekilde deniyor. Tüm bu yaklaşımlar esasen Demokratik Suriye güçlerini Suriye'nin geleceğinde rol oynayacak siyaset masasından dışlanmasına dönük provokasyonlardır. Yani bunların hiçbirinin tabanı yoktur. Ki PYD mesela geçmişte bu tür iddialar ortaya çıktığında hakeza YPG ve YPC'de uluslararası örgütleri defalarca bölgeye davet etti. Bu davete icabet edip bölgeye gidenler de oldu. Aslında şunu da demek mümkün. Yani o bölgede ciddi bir askeri hareketlilik olmasına rağmen dış basının çok rahatlıkla gidip çalışabildiği, o çalışmalarını kendi televizyonlarında rahatlıkla yansıtabildiği de bir bölge. Yani diyelim ki El-Nusra'nın, IŞİD'in ya da diğer örgütlerin olduğu bölgelere basın mensupları rahatlıkla gidip çalışamaz ya da oradaki faaliyetleri dışarıya yansıtamaz. Ama PYD'nin, YPG'nin, YPC'nin, işte Demokratik Suriye güçlerinin olduğu bölgelerde birçok basın mensubu rahatlıkla çalışabiliyor. Yani illa da Kürt olması gerekmiyor dünya basından da. Ve uluslararası insan hakları örgütleri de gidip o bölgelerde somut olarak yerinde gözlemler yapıp raporlarını yayınladılar. Ama kanaatim o ki Davutoğlu'nun bu açıklaması esasen o bölgede biraz önce dediğim o Rojava'ya dönük yeni planında Kürtleri devre dışına atmanın, devre dışında bırakmanın yaklaşımları. Yani şimdi çünkü, bu koşullarda Kürtler devre dışı bırakılabilir mi? O zaman bu soruyu şöyle diyeyim, yani Cenevre 1, Cenevre 2, Cenevre 3.
Cenevre 1 niye başarılı olmadı? Bölgenin asli güçleri orada olmadığı için. Yani siz karar aldığınızda kararı yaşama geçirebilecek güçler o masada yoksa o kararları yaşama geçiremezsiniz. Bu kadar net. Cenevre 2'yi çok yakından takip ettik. Tartışmalar yaşandı ve en nihayetinde Kürtler yok demeyi engellemek için Kürtlerin bir kanadını, yani daha çok bölgede alan hakimiyeti olmayan ENKS dediğimiz Suriye Kürdistan Ulusal Meclisi içerisinde yer alan PYD dışındaki diğer partilerin davetiyle o Cenevre 2'ye katıldılar. Yani Cenevre 2'ye 4 temsilciyle Kürtler katıldı ama o toplantıda da PYD yoktu ya da bölgede ciddi anlamda güç olan Kürt yapılanmaları yoktu. İşte PYD'nin dışında YPG ve YPJ yoktu. Cenevre 2 de dolayısıyla aldıklarının hiçbirini yaşama geçiremedi. Geçirebilmesinin altyapısı yoktu. Şimdi Cenevre 3'e gelirken Cenevre 3'te masada kimlerin olabileceğine dair ön alma girişimleri oldu. Örneğin mesela Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Riyad'da bir muhalifler toplantısı yaptı. Orada o yoktu. Ama o muhalifler toplantısına alandan hiçbir muhalif dahil edilmedi. Daha çok bu üç devletin, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin denetimde olan yapılanmalar çağrıldı. Hatta ve hatta bölgede terörist olarak, BM'nin terörist olarak tanımladığı örgütler bile yer aldı. Bir kısmı Ahrar-ı Şam gibi direkt olarak yer aldı. Bir kısmı da dolaylı olarak yer aldı. Yani El-Nusra ve diğer yapılanmalar ise o Riyad toplantısında dolaylı olarak yer alanlar oldu. Şimdi böylesi bir tablo sonrasında Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar yoğun bir şekilde başladı. Öncelikle Demokratik Suriye güçlerini ve daha doğrusu Demokratik Suriye Konferansı'nda öne çıkan güçleri bu işin dışında tutmanın hesaplarını yaptı. Tabii burada esas belirleyici güç yine dediğim gibi ABD ve Türkiye. ABD ve Türkiye bu konuyla ilgili henüz somut bir şey yapabilmiş değil. Yani şöyle diyeyim, 25 Ocak'ta Cenevre 3'ün yapılabileceğine dair ciddi kaygılar var. Cenevre 2 de böyle tartışıldı, defalarca ertelendi. Davet edilebilecek kesimlerin kimler olduğuna dair uzlaşma yaşanmadığı için ve en nihayetinde Cenevre 2 ertelene en nihayetinde güdük bir şekilde de olsa yapıldı. Yani beklenti büyüktü, yüksekti ama o beklentilerin hiçbirine karşılık vermedi. Şimdi hepsinin elinde böyle bir deneyim var. Yani ABD'nin de elinde böyle bir deneyim var, Rusya'nın da elinde böyle bir deneyim var ve Birleşmiş Milletler de olayın farkında. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in dediği şey de şu: şimdiye kadar tek bir tarafa davetiye gitmemiş. Yani önümüzdeki pazartesi yapılacak, 4-5 gün sonra yapılacak toplantı için daha hiçbir örgüte davetiye gitmemiş. Davetiyeyi göndermesi gereken Birleşmiş Milletler niçin göndermediğini de somut söylüyor. Yani taraflar bölgede kimlerin davet edilebileceğine dair, edileceğine dair bir uzlaşmaya varmadılar. Ve onlar uzlaşmaya varmadan biz kimseye davetiye göndermeyeceğiz. O zaman bu yaklaşan tarihin çok da gerçekçi olmadığını mı? Yani benim kanaatim o ki yapılamayacak, yapılsa bile sonuçsuz bir toplantı. Yani baştan beri sonuçsuzluğu belli olan bir toplantı olacak. Bir de şöyle bir şey var. Riyad toplantısında muhaliflerin ilk kez ortaya çıkardığı farklı bir yaklaşım var. Yani hep şu tartışılırdı: Esad olacak mı, olmayacak mı? Esatlı bir gelecek var mı, yok mu? Bu konuyla ilgili ABD ile Rusya arasında bir geçiş planı üzerinden de 6 aydan kısmi anlaşma sağlandı. İşte ilk 6 ay geçiş dönemi, daha sonra hükümet oluşturulması, geçici hükümetle birlikte yeni bir anayasa ve önümüzdeki 18, ilk 6 aydan sonraki 18 ayda, yani 24 ayda Suriye'nin yeni yönetime, çatışmasız bir Suriye'nin, savaşsız bir Suriye'nin teslim edilmesi. Bu kağıt üzerinde güzel ama sonuç itibariyle orada bir gerçek de var. Esad olacak mı, olmayacak mı? Kısmi olarak Esad'ın varlığı üzerinde geçiş döneminde anlaşmışlar. Bunu Riyad toplantısında o muhaliflere de kabul ettirdiler. Şimdi Riyad toplantısından sonra bunların Cenevre 3'e gelebileceğine dair yaklaşım olunca Suriye hükümeti de açık beyan da bulundu. Eğer o toplantıya teröristler de çağrılacak ise bizim o toplantıda bulunmamızın bir anlamı yoktur. Dolayısıyla biz kimlerin davet edileceğini bekliyoruz. Kimlerin davet edileceği belli olduktan sonra biz toplantıya Suriye hükümeti olarak katılıp katılmayacağımızı açıkça beyan edeceğiz dedi. Şimdi tüm bunları yan yana getirince dolayısıyla Cenevre toplantısının öyle denildiği gibi ben 25 Ocak'ta yapılabileceği inancında değilim. Gerçi önemli bir gelişme, yani bugün Rusya ile ABD'nin Dışişleri Bakanları düzeyinde
işte Cenevre 3'e kimlerin davet edilebileceğine dönük bir toplantı yapacağı belirtiliyor. Dolayısıyla bu toplantıda taraflar uzlaşır ve hızlı bir şekilde davetiye gönderilirse yapılabilir ama tarafların uzlaşmasında o kadar kolay olmadığı inancındayım. Çünkü ABD Dışişleri Bakanı evet Rusya ile karşı karşıya şimdiye kadar gelmedik. Askeri anlamda karşılaşmamak için bazı kısmı anlaşmalarımız ve sözleşmelerimiz oldu. En azından askeri bir koordinat bildirme durumundayız. Ya da deyim yerindeyse işte Rusya'nın olduğu alanlara biz girmiyoruz. Bizim olduğumuz alanlara onlar girmiyor. Hı hı. Dolayısıyla tüm bunları yaptık ama Rusya ile Suriye'nin geleceğine dönük diyor. Aramızda dağlar kadar fark var. Yani siyaseten aynı noktada değiliz. Sahada belki askeri anlamda karşılaşmamak, riskli bir durumla karşılaşmamak için bir ön mütabakatımız var. Ama bunun dışında siyasi olarak aynı noktada değiliz. Niye aynı noktada değiller? Geçmişte de Rusya benzeri konferansları yaptı. Yani sahaya askeri olarak girmeden önce de birçok konferans yaptı Suriye. Rojava'ya ve Suriye'nin bütününe dönük. Ve onların tümüne katılanlar da esasen Cenevre 3'e, Cenevre 1'e 2'ye katılanlar değildi. Ya da işte daha çok Suriye rejimine yakın olanlar ile Suriye rejimine yakın olmasa bile işte PYD gibi alanda olan güçlerdi. Herkese Batı devletlerinde ben aynı noktada olduğu inancında değilim. Yani onlarla ABD arasında da bazı sıkıntılar var. Örneğin işte Fransa bir şekliyle diyelim ki ABD'nin içerisinde bulunduğu koalisyonda, başını çektiği koalisyonda ama geri çekil PYD'nin katılmasını istemiyor. Oysa aynı Fransa Elize Sarayı'nda PYD'nin YPJ'nin komutanlarından Nesrin Abdullah'ı askeri giysisiyle kabul etti. Evet. Yani bunlar aynı noktada olmadığını da bize gösteriyor. Peki bakalım ne olacak? 25 Ocak'ta yapılması planlanan Cenevre 3 toplanacak mı? Bu gelişmeyi takip edeceğiz. Teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Güncel yorumu noktaladık. İmece'de bu sabahında sonuna geldik. Yarın saatleriniz 6'yı gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.